Konumuz rüya tabirleri fıkhı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada görülmesi. Ayrı ayrı iki mesele işleyeceğiz. Önce rüya tabirleri fıkhı göreceğiz. Onun topluma, insanlara, bize bakan yanını, sosyolojik yanını üçe ayıracağız. Daha sonra da rüyanın hakikatini üçe ayıracağız. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada görülmesi. Acaba rüyada onu gören gerçekten onu mu görmüştür meselesini işleyeceğiz. Bir sellevha söyleyelim, hepimiz zihnimizde tutalım. Bir insanın gündüzü neyse gecesi de odur. Bunu iyi anlamamız lazım. Gündüz neysen gece olsun. Üç tane kelime bilmemiz lazım. İfrat, vasat, tefrit diye üç tane kelime vardır. Vasat kelimesinden başlayalım ama vasat Türkçe'de bilinen gibi kötü manasında kullanmak demek değildir. Vasat tam dengeli olan demektir. Mesela bir insana muhabbet besliyorum. Nasıl seveyim o insanı? Vasat sev. Yani dengeli sev. Hatta her şeyin vasatı hayırlı olandır diye hadiste de geçer. Peki bir insanı o dengenin çok üstünde, gereksiz fazla seviyorum. Bu sefer buna ne denir? İfrat denir. Mesela haşa bir insan Hazreti Ali'yi peygamber olarak sevse ne olur? Haşa ifrata düşmüş olur. Bir insan Hazreti İsa'yı o Allah'ın oğludur diye haşa sevse ne olur? İfrata düşmüş olur. Bir de ne var dedik? Tefrit dedik. Tefrit ne oluyor o zaman? Normal olması gerekenin altı olmuş oluyor. Bir insan Hazreti Ali'yi haşa asker arkadaşı gibi sevse ne olur? Bu sefer de tefrit olmuş olur. Vasat, denge, ifrat, fazlası, tefrit, eksi. Bu üç kelimeyi bilip devam edelim. Önce ele alacağımız kelime rüyanın ifratı. Bazı insanlar hayatına, rüyaya olması gerekenin çok ötesinde yer veriyor. Ve bu onların dengelerini bozuyor. Çizginin dışında yer veriyorlar. Mesela bir insana hakikat anlatıyorsun, ayet diyorsun, hadis diyorsun. O insanın kalbi hiç titremezken, kardeşlerim şimdi sizinle bir rüya paylaşayım deyince adam heyecanlanıp ağlamaya başlıyor. Rüya bir insanı heyecanlandırabilir mi? Heyecanlandırabilir. Ama ayet, hadis seni heyecanlandırmıyorken rüya senin belirleyicin ve heyecanlandırıcın olmuşsa rüya sende ifrat olmuştur. Çünkü rüyanın hükmünde bir bağlayıcılık yok. Senin ahiretine kesin bir gösterge olamaz. Ama ayet ve hadisin hükümlerinde bağlayıcılık var. Ahiretine kesin bir gösterge olabilir. O yüzden bir insan ayet ve hadis duyduğunda kalbi titremezken rüya duyduğunda gözleri yaşarıp kalbi titriyorsa bu rüyaya ifrat seviyede bakıyor demektir. İnsan denk geliyor. Yatıp kalkıp rüya anlatanlar vardır. Gelecekle ilgili planlar yapalım. Endişesi seni almıştır. Ve masaya oturduğunda proje üretmek, dua etmek, eylemi ön plana sunmak yerine rüyada şunu şöyle gördük, bunu böyle gördük deyip rüya anlatıp, rüya söylenip, rüya gibi kalkılırsa geleceğe yönelik yapmamız gereken eylemler de rüya gibi elimizde kalır. Ümmetin derdi kalbinde olmayan insanlar. İmana kurulan tuzakları göremeyen insanlar. İnsanların düştüğü ahlaksız çukurları göremeyen ve bunu dert edinemeyen insanların kahvenin yanında muhabbet edebilmek için bir argümanı haline gelmiştir rüya. Bu da rüyanın ifrat derecesidir. Şimdi normalde eylemde bulunmak, tefsir okumak, dertlenmek, bilgilenmek zor olunca masada da avunarak kalkmamız lazım. O avutucu ne oluyor? Rüya oluyor. Bu vasat dengesinin üstüne çıkıp ifrat seviyesinde dengeyi bozan bir argüman oluyor. Ve bu tür noktalardaki insanlara bakın, genelde dertsiz ve gamsız insanlardır. Özellikle ahirete namzet, ahirete aday dertleri fazla yoktur. Ve bu insanların rüya görmesi için inanın uyumasına da gerek yoktur. Yani artık günlük hayatta gördüğü şeyleri de bir rüya gibi değerlendirmeye başlamıştır. Dertli adam zaten doğru düzgün uyuyamıyor ki rüya görsün. Yani ifrat noktasında, ifrat dengesinde böyle bir problem vardır. Peki şeytan rüyanın ifratını nasıl kullanır? Şeytan bir insana hadi gel dinden çık diyebilir mi böyle açık açık? Demez değil mi yani, bu şeytanın pek metodolojisi değil. Ne yapar? Dinden çık demez de dinin etrafında dolandırır seni. Ama bir türlü merkezine, o kapıdan içeriye sokturmaz. Peki o etrafında dolandırma hadisesi nasıl yapar? Ya bir gün bir rüya gördüm de şöyle şöyle diye diye bir bakarsın namaza başlamamışsın. Aradan yıllar geçmiş. Ya bir gün bir rüya gördüm de şöyle bir zat vardı bana şunu dedi bunu dedi diye diye bir bakarsın dinini bilmiyorsun. Kur'an'ı okumamışsın, öğrenmemişsin. Böyle insanlarda duyduğunuz oluyordur mesela. Rüyamda gördüm bana cennet verildi mesela. Bu onun avunması için yeterli değil mi? Ben de rüyamda gördüm bana da senin servetin verildi. Hadi sen de bana servetini ver bakayım desen işler değişir.
Orada uyanır. Orada bir açık kalp ameliyatı başlar, uyanır orada. Ya yok, rüya dediğin öyle bağlayıcı değil mi? Mübarek adam niye öyle diyorsun falan der. Demek ki rüyada onu gördüm, bunu gördüm deyip şeriatın ahkamının önüne geçmesi rüyanın ifrat derecesi olur. Tefsite gelelim mi? Vasat dedik, ifrat dedik, haddinden fazla değer verme. Bir de haddinden aşağı değer verme, tefrit dedik. Bu defa da rüya tefrit edilir. Nasıl edilir? Yahu şimdi bu rüya kapısını insanlara açarsak eğer bu kapıdan girip insanlar suistimal eder diye bir insan rüyayı yermeye başlarsa bu da tefrit olur. Ortamda müsait olmayanlar varken bahsi açmamak ayrı bir şey. Dur şu kapıyı açmayalım deyip rüyayı yermeye başlamak ayrı bir şey. Bir insan aman bu iş suistimal edilir deyip rüyanın hakikatini yermeye başlarsa bu sefer ne olacak? Tefrit. Rica ediyorum birlikte bir şöyle bakalım. Bana suistimal edemeyen bir şey söyler misiniz? Anne, baba, sevgi, mal, mülk, para, şöhret, İslam, din. Yani şimdi suistimal edilmeyen zaten hiçbir şey yok. Zaten bir şeyler suistimal ediliyor diye ben o kapıyı kapatmak adına rüyanın hakikatini ayaklar altına alırsam bu sefer de tefrite düşmüş olurum. Mesela bir mesele var, değil mi? Ahir zamanda gelecek olan bir Mehdi meselesi var. Şimdi ben inanıyorum ki bir tane Mehdi gelecek. Şimdi bu suistimal ediliyor diye ki çok ciddi ediliyor. Şimdi her mahallenin bir Mehdi'si var neredeyse, değil mi? O seviyelerde suistimal ediliyor. Yani hadislerde rivayet edilen o bir tane Mehdi gelecek ahir zamanda diye bahsedilen hadise inanmayın mı şimdi? Peygamberliği suistimal eden bir sürü yalancı insan da var. O yalancı insanlar sürekli peygamberlik iddiasında da bulunuyor. Olmuyor mu? Eskiden olmuş, şimdi de oluyor yer yer. Biraz meczubane bir tane adam çıkmış peygamberlik iddiasında bulunuyor. E şimdi bu müessese bile suistimal ediliyorsun. Ne diyorsun yani? Aman insanlar suistimal etmesin diye kapatayım mı burada kapıları? Hayır, kapatamam. O kapıları kapatmak için de bu işi yeremem. Şimdi gelelim 3 numaraya. Rüyanın bize bakan dengeli kısmı ne olması gerek? Vasat. Peki rüyanın vasatı nedir? Şöyle konuşalım. Rüya hangi kökten geliyor sizce? Rüyet kökünden geliyor. Yani görmek demektir rüya. Bizim bölgede zihne alemi misalden tasvirler düştüğünden düş gördüm de derler. Rüya uykunun REM döneminde bilincin çalıştığı esnada ortaya çıkar. Bilincin aslında bir cihette uyanık olduğu bir olay rüya. Şimdi bu vasat olan rüyayı üçe ayıralım bakalım. Ebu Hureyre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan naklediyor. Rüya üç çeşittir. Bir, rahmani, iki, şeytani, üç, nefsani. Rahmani rüya. Diğer ismi rüyayı sadıka. Bu rüyayı sadıka yani rahmani rüya anlamı nedir? Kuluna müjdedir ve o gördüğün rahmani rüya dış etkenlerden etkilenmemiş rüyadır. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifte buyuruyor. Müminin rüyası peygamberliğin 46 cüzünden biridir diye buyuruyor. Rüyanın önemini anladınız mı? Bir rivayette 40 diye geçiyor, bir rivayette 70 diye geçiyor. Ben bu rivayeti aldım. Ne demek bu? Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliği kaç yıl sürmüş? 23 yıl sürmüş. Peki Efendimiz vahyin bir kısmını rüyayla almış mı? Almış. En yoğun ilk kaç ayda almış? 6 ayda almış. Peki ilk 6 ay rüyayla alınan vahiy peygamberliğin kaçta kıça yapıyor? 46'da biri yapıyor. Hadis nasıl geçiyordu? Müminin rüyası peygamberliğin 46 cüzünden biridir diye geçiyor. Rüyalar peygamberler için hüccettir. Yani peygamberler rüyada ne görüyorsa hakikati odur. Şaşar mı? Peygamberler de asla şaşmaz. Yusuf peygamber küçükken rüya görür. 11 yıldızı, ayı ve güneşi kendisine secde eder halde görür. Bu rüyayı babasına anlattığında babası Hazreti Yakup sakın bu rüyayı kardeşlerine bahsetme diye söyler. Ta küçük yaşlarda ileride taşıyacağı ağır yük ama kutsal vazife olan peygamberliği müjdesini almıştır. Ne ile? Rüya ile. İbrahim peygamber İsmail'i kurban etmeye gider. Ne ile? Bir rüya ile. Rüyanın hakikati peygamberler için ne kadar ön planda görüyor musunuz? O zaman şöyle bir yorumda çıkabilir. Biz çok veli ve salih kulların gördüğü rüyayı sadıkaları biliyoruz. Dersin sonunda örnekler de hazırladım bununla ilgili. O zaman şöyle bir matematik çıkarmamız lazım. Bir insan peygamber hanesine ne kadar yaklaşırsa gördüğü rüyada o kadar rahmani olma ihtimali artar. Ama peygamberlerin rüyası haricinde bizlerin gördüğü rüyaların bir bağlayıcılığı yoktur. Hazreti Ebubekir Sıddık bile rüya gördüğünde Efendimiz Aleyhisselam'a tabir ettiriyormuş yanında. Ya Resulallah ben şöyle bir rüya gördüm ne dersin diye. Doğru mu acaba tabiri diye. Veyahut şöyle bir olay daha oluyor. Yanında bir sahabe Efendimiz rüya görüyor anlatırken Hazreti Ebubekir Sıddık ya Resulallah ben tabir edeyim mi diyor. Ve sonra soruyor ya Resulallah doğru tabir ettin mi diye. Efendimiz de onun doğru olan kısmını ve yanlış olan kısmını düzeltiyor. Yani peygamberler haricinde rüya bir hüccet olmaz. Lakin bir insan peygamber hanesine ne kadar yaklaşırsa rüya onun için o kadar
müjde ve güzel haberler barındırıcı bir unsur olacaktır. Ebu Hureyre naklediyor. Efendimiz diyor ki, benden sonra peygamberlikte sadece mübeşşirat kalacaktır. Yani müjdeler kalacaktır. O da salih rüya ile olacaktır. Salih bir rüyanın önemini anlıyor musunuz? Efendimiz bizlere müjdeleri salih bir rüya yolu ile bildirileceğini bahsediyor. Mesela olmuştur nice şehitler, şehit olmadan bir gün önce yakın dostunu anlatmıştır. Dostum şöyle bir rüya gördüm. Ve Allah ona bir ikramda, bir müjdede bulunmuştur. Ve şehadetini bir gün önceden, bir hafta önceden, bir ay önceden gören şehitler vardır. Ahir zaman karışık bir zaman, harmanlanmış bir zaman. Mümin, münkir, münafık hepsi birbirine karışmış. Ve bu karışıklıklar içerisinde salih kimileri doğru yolu bulmak için adımlar atması şarttır. İşte böyle insanlar yanında yürüdüğü, yolunda yürüdüğü insanları bazen anlayabilmek için salih rüyalara sığınmışlardır. Rahmani rüyada insan bir ikazı rahmani de alabilir. Ne diyoruz biz buna? Şefkat tokadı. Yani bir insan rüya yoluyla şefkat tokadı yiyebilir mi? Yiyebilir. Özellikle bir insan bulunduğu hizmetin erkanlarındansa, kolonları hükmünde bir insansa, öyle bir insanın tokat yemesi için amel etmesine gerek yok. Hayalinden geçirse o insan sen ne yapıyorsun diye tokat yiyebilir. İşte o tür insanlara tokatlar rüya yollu gelebilir bir ikaz olarak. Tabii bu rüyalar yer yer tabire muhtaç olabilir. Çok net bilinen 3-5 tane mesele vardır. Bir insan rüyasında et görse bu neye işarettir? Gıybet ettiğine işarettir. Çünkü gıybet Nas'ta öyle geçer. Kardeşinin etini yemeye benzetiliyor. Bak bak. Bir insan rüyasında yılan görse düşmana işarettir diye bahisler var. Fare görse o farenin yuvasındaki o bir yerden girip bir yerden çıkması da münafık kelimesinin doğmasına da sebeptir. O yüzden fare bir yerden girer bir yerden çıkar. O yüzden fare görmek de hileye, hurdaya işaret oluyor. Peki bir insan rüyasında köpek görse köpek alemi misalde neye işarettir? Nefse işarettir gibi böyle tabirleri vardır. Tabii bunlar çok belli açık tabirler. Başka tabirleri çok profesyonel insanların yorumlaması gerekir. Ama bu rüya tabiri meselesinde bir insanın neresi ağrıdığında oranın doktoruna gittiği gibi uygun bu işin mütehassısı birilerini bulması şarttır. Yoksa o tabirleri eline yüzüne bulaştırabilir. Ve şunu net bir şekilde söyleyelim. Biz asla ve asla bu alanın doktoru değiliz. Bilmiyoruz, anlamıyoruz. O yüzden sakın bize bu noktalarda soru sormayın. Bizi de vebale düşürürsünüz. Biz anlamıyoruz yani. Dışarıda bazı şeyler suistimal ediliyor dedik. Peki o suistimal etmede sadece suçlu suistimal eden mi? Hayır. Diğerleri de ona teveccüh göstere göstere suistimalin olmasını arttırıyorlar. O yüzden bu işi bilen ve bu işin ilmini almış insanlar vardır yani rüya tabirinde şöyle incelikler vardır diye. Bir insan rüyasını tabir ettirmek istiyorsa o tür insanları bulması lazım. Böyle önüne gelene mesajla ben şunu gördüm bunu gördüm dememesi lazım. Birazdan göreceğiz zaten kötü rüya anlatılmaz. Bir de kötü rüyayı tabir ettiriyorlar. Şimdi rüya tabirlerinde o kadar ince mesele var ki. Neden ehil birine gitmesi gerektiğiyle ilgili örnekler verelim. Adam rüyasında uyanıyor. Abi diyor ben boşandığımı gördüm. O zaman hanımı boşayayım mı diyor. Bak Efendimiz neden kötü rüyayı anlatmayı yasaklamış anlıyor musun? Ya şimdi sen rüyanda boşanmışlığı gördüysen öyle tabir ediyor anlatan. Belki de senin evliliğinde eksik var bu bunlara işarettir. Diyor ki ben rüyada sakalımı kestiğimi gördüm diyor keseyim mi diyor. Demek ki sünnetlerde eksiğim var bu buna işarettir yani sen öyle aynıyla alacaksan çok işimiz var. O zaman çocukken her rüyada düşüyorduk damdan hepimizin kendimize atması lazım. Ben öyle bir insan da tanımıyorum. Belki tamam sen bilmiyorsun tanıdığım vardır diye mesaj gelir. Öyle bir tanıdığım da yok. Efendimiz Aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Salih rüyayı salih kişiler görür diyor. O yüzden gördüğümüz rüya Rahmani mi, şeytani mi, nefsani mi? Bunu anlamanın bir diğer yolu da sen nesin? Sen Rahmaniysen öyle rüya göreceksin. Şeytaniysen öyle rüya göreceksin. Nefsaniysen de öyle rüya göreceksin. Şimdi adam uyanmış bir rüya anlatıyor. Rüya değil, çağrı filmini çekmiş rüyada ya. Abi şöyle gidiyorduk, Hamza yanımdaydı. Dedim Hamza sen dur ben adama vururum falan. Aradan yıllar geçmiş, bu adamın daha namazı yok. İçkiyi bırakmamış, kötü yolu bırakmamış. Şimdi bunda salih rüya olur mu? Olmaz. Demek anlıyoruz ki salih rüyanın şartı hayatı değiştirmek zorunda. Salih rüyanın 2-3 şartını konuşalım. 1. Salih rüyayı görmek için salih olmak lazım. 2. Salih rüya hayatı değiştirmek zorunda. 3. Bir insan salih rüya görürse o rüyayı unutmaz. 4K film izlemiş gibi zihninde yer eder. Demek salih rüyalar unutulmaz. 4. Hadiste şöyle geçiyor. En sadık rüya seher vakti olandır. Yani geceyi 6'ya bölersek o 6 parçanın son parçaları. 5. Son olarak gördüğünüz bir rüya şeriatın hükmünü iptal edemez. Abi rüyamda dediler ki sen artık cennet ehlisin. Ben de uyandım anladım ki benim namaza da ihtiyacım kalmamış falan. Olur mu böyle bir rüya? Olmaz. O noktalardan dikkat edelim. İkinci olarak da şeytani
rüya diyeceğiz. Şeytani rüyanın diğer ismine kabus diyebilirsiniz. Tamamen organizatör şeytandır ve tek bir amacı vardır. Sizin dine, İslam'a olan adımlarınıza fütur vermek. Sizi korkutmak, usanç vermek, gevşekliğe düşürmek, geri adım attırmak. Tam namaz kılacaksındır. Rüyada namaz kıldığından dolayı iş yerinde arkadaşların seninle dalga geçtiğini görürsün. Şeytani çünkü bir manası var. Sen namaza meylediyorsun ve seni dinde geri adım attırmak istiyor. Her şey yolunda gidiyordur, arkadaşların aran iyidir. Bir anda rüyada senle o arkadaşını çok kötü kavga ettirir ve uyandığında o hissi kalbinde hissedersin. Bu nasıl bir rüya olur? Şeytani. O gün boyunca acaba bu arkadaşım bana bir hamle mi yapacak, bir yanlış mı yapacak? Yoksa Allah bana bunu mu bildirdi deyip durursun. Hayır hayır, kötü rüyanın tabirine de ihtiyaç yoktur. O şeytanidir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sizden biriniz kötü rüya görürse uyansın, 3 kere soluna tükürsün ve kimseye anlatmasın diyor. Hadis bu. Bir gün sahabe efendilerimizden bir tanesi ya Resulallah bir rüya gördüm, rüyada benim kafam kopuyordu diye başladığında sus diyor. Kötü rüya anlatılmaz, şeytanı kendine güldürme diyor. Kötü rüyada bir tane amaç var. Senin şevkini kıracak, geri adım attıracak ve bu noktalarda ne yapacak şeytan? Gülecek, eğlenecek seninle. Şimdi özellikle bize bakan yanıyla biz hizmette birbirimizi çok sık gören insanlarız. Birbirimizi rüyada kötü gösterirse o gün öyle ya da böyle gönlümüz bir parçası olsa onun gülmesi için yeterli. Ben rüyamda gördüm de Ömer 3 yıl sonra şöyle yapıyordu. Öyle olunca ne yapacak? Hep Ömer'e kuşkuyla bakacağım. Orada da gülecek şeytan, amacı bu. O yüzden kötü rüyalar anlatılmaz. Suya da anlatılmaz. Bir de hem anlatıyorsun hem israf günahına girmeyin boşuna. Böyle açarlar suyu, onun karşısında anlatırlar. Yani suyun yaptırımı ne yani? Faturaya yansımaktan başka bir yaptırımı yok suyun. Çay demle sevaba gir, daha hayırlı yani. Güzel rüya ise salih kimseye anlatılır. Bu şeytani rüyalarla ilgili bir insan bu tür bir rüya gördüğünde ilk yaptığı iş ne oluyor hemen? İnternette rüya tabirleri kitabı oluyor. Bir de bunu konuşalım. Rüya tabirleri kitabı doğru bir eser midir? Tabii ben böyle bir eser var mı kimin onu da bilmiyorum. Hani ama böyle bir kitap var herhalde değil mi piyasada? Birden fazla belki de. İslam versiyonu da evet o cihette de olabilir. O kitap yazan kişiye ilhamen kısım kısım doğru yazdırılmış olabilir belki ama rüya tabiri böyle bir olay değil. Mesela sen diyelim Uğur kendini sarayda bir ziyafette gördün. Bunun tabirini yapacak kişi seni çağırdığında sana sen nesin, memur musun, sarayın başında biri misin, dışında biri misin, köyden biri misin, hangi dinden birisin yani bunları sorarak bu tabiri yapıyor. O yüzden orada ilhama medar bazı şeyler karalanmış olsa bile onun başka biri için isabet etme ihtimali çok çok düşük bir şey. Ama şimdi bizde öyle oluyor yani bir rüya görüyor tabirini yapıyor adam. Ya diyor işte benim kız çocuğum olacakmış. Ya zaten %50 ihtimal bırak da o kadarı tutsun. Teveccüh oluyor işte balık gördük rızık geldi falan diye. Dikkat etmemiz lazım. Bu tür kitapların bağlayıcı bir hükmü yoktur. Bu tür tabir meseleleri herkesin yapabileceği bir iş değildir ama herkesin suistimal edeceği bir iştir. Bir insan tamamıyla böyle salih birini tanımıyorsa, tekrar söyleyeyim yani biz bunu yapabilecek insanlar değiliz, böyle bir ilmimiz yok. Böyle birini ben tanımıyorum da. Böyle şeylere yönelmemesi daha iyi olur. Bir de bu tür rüyalarda insan beni bir şey sansınlar diye rüyasını anlatır. Hem o rüyanın ikramından da olur. Yani Allah bir daha o tür bir rüyayı ona göstertmeye de bilir. Hem de gurur, kibir yapar. Rüyanın bütün ayrını kaçırmış olur. Bunlara da dikkat edelim. 3. Nefsani rüyaya hülya da diyebilirsiniz. Çünkü gerçekten rüyayla pek alakası olmayan bir durum. Nefsani rüya dediğiniz olay hiçbir amacı olmayan şuur altı muktesebatınızın yansımasıdır. Bir insan affedersiniz açık saçıklıkla çok meşgulse gece rüyasında ne göreceği çok bellidir. Bir insan gece gündüz yatıp kalkıp film izliyorsa gece rüyasında da helikopterden helikoptere atlaması bu da çok normaldir. Bir insan yatıp kalkıp iddia oynuyorsa gece rüyasında da o topu tutan kaleci olma ihtimali çok yüksektir. Bu tür rüyaların rahmani, şeytani bir yanı yoktur. Bu tür rüyaların pek bir anlamı da yoktur. Şuur altı muktesebatın yansımasıdır. O yüzden hülya da diyebilirsiniz bu tür rüyalara. Peki bu nefsani rüyalarında bize faydası olan ince bir şey olabilir mi? Bir insanın psikolojik sorunları varsa bu tarz sorunlarının olduğunu, vesvesesi varsa vesvesesinin olduğunu, takıntısı varsa takıntısının olduğunu nefsani rüyadan anlayabilir. İş yerine gitmişsindir, iş yerinde müdürüne haşa ilah kadar değer veriyorsundur. Rüyada ne görür? Sürekli müdürü onu kovalar, o müdürü kovalar. Ve uyandığında anlarsın ki benim müdürümle, yöneticimle ilgili bir vesvesem, takıntım var. O benim rezzakım değil, demek benim rezzakım Allah'tır dersin. Mesela Murat'la bir dostluk ilişkimiz var. Yatıyorum Murat'ı görüyorum, kalkıyorum Murat'ı görüyorum. Demek ki benim Murat'la çözemediğim takıntı ve vesvese boyutunda bir şeyler vardır. Bir dış etken sizi rüyada veya hakikatte üzerse
üzmesinin sebebi dış etkenin zatından değildir. Sizin ona verdiğiniz, yüklediğiniz anlam ve değerle ilişkildir. O yüzden insan arabasının çizildiğini görür, bilmem neyi görür. Bu tür noktalarda takıntılarını, psikolojik sorunlarını görür. Mesela benim çocukken, bir tane takma dişim var şurada. Hep böyle lokum yerken düşerdi. Arkadaşa gidiyorum, Almanya'dan çikolata gelmiş diyor, hop dişim çikolatanın arasında, lokum gelmiş diyor, hop dişim lokumun arasında. Takma diş ya, yapıştırıyorlar o takma dişi, hep oradan çıkıyor. Yani onlarca gece rüyamda gördüm ki, tam böyle güzel bir yemek yiyorum, yemeğin içinden dişim çıkıyor, dişimi çiğniyorum falan. Şimdi ne oluyor? Çocuksun ve dişinin düşmesiyle ilgili hep tedirginlik, korku yaşıyorsun. Böyle bir tedirginliğin, korkunun rüyana girmesine normal. Yani insan kendiyle ilgili belli başlı problemleri nefsane rüyalarda yakalayıp çözebilir ve vesveseden, takıntıdan kurtulmasıyla o tür rüyalardan da kurtulacaktır. Bu da çok güzel bir geri dönüt değil mi? Sen o rüyaları ne zaman görmeyi bırakacaksın? Vesvese ve takıntılardan kurtulduğunda. Peki rüya noktasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buna verdiği ve diğer bizim bildiğimiz salih insanların rüyaya verdiği önemle ilgili birkaç meseleyi konuşalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazlarında Mescid-i Nebevi'de sahabe efendilerimizle konuşurken şöyle sormuş. 1- Bu gece nasıl sabahladınız? 2- Bu gece rüya gören var mı diye. Ve o rüyaları ne yapıyor Efendimiz? Tabir ediyor. Bakın az önce anlattığımız tefrit meselesi biraz daha zihninizde oturdu mu? Efendimiz rüyaları tabir ediyor sahabe efendilerimizle. Sen tutup bu rüyayı tamamen yerle bir edersen olmaz. Bir tane örnek var. O örnekten başlayalım. Abdullah İbni Ömer kimdir? Hazreti Ömer'in oğludur. Çok da alim bir zat Abdullah İbni Ömer. Bir de Abdullah İbni Ömer'in bir ablası var. Hafsa annemiz. O kim oluyor? Efendimizin eşi. Bir gün Abdullah İbni Ömer bir rüya görüyor. Rüyasında iki kişi kolundan girmiş, alıyor, gezdiriyor. Daha sonra da şöyle içinde alevler fışkıran bir tane çukurun yanına getiriyorlar. Yatırıyorlar, yatırıyorlar, kaldırıyorlar. Yatırıyorlar, yatırıyorlar, kaldırıyorlar ama oraya sokmuyorlar. Uyanıyor. Gidiyor Hafsa annemizin yanına. Böyle bir rüya gördüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorsana bir tabir etsin diye sual ettiğinde. Efendimiz diyor ki vallahi Abdullah İbni Ömer çok güzel bir insandır. Ama söyle gecelerini de ihya etsin diyor. Neyi kastediyor? Teheccüd namazını kastediyor. Abdullah İbni Ömer o rüyanın tabirinden sonra bir gece teheccüdü kaçırmıyor. Ve şunun farkına varıyorlar. Teheccüdü olmayanın tecehhüdü de olmaz. Bir insan gündüzleri süvari gibi gezmek isterse geceleri zahit gibi olacak. Hele hele uykunun en sevdiği vaktini en sevdiğine feda edecek ve o teheccüd namazını kılacak. Yani teheccüd namazı hayatında yer etmemiş bir insanın ağzından çıkan iddiaların bir bir yere düştüğünü görme ihtimaliniz çok yüksektir. Abdullah İbni Ömer'in vakası da böyle bir vakadır. Şimdi bu rüya ne oldu? Rüyayı sadık oldu. Sonucu ne oldu? Sadece Abdullah İbni Ömer'in değil, bizim bile teheccüdü önemsememize ve hayatımızda ayrı bir yer edinmesine vesile oldu. Bir tane Üstad Hazretlerinin rüyası var. Eski Harbi Umumi'den evvel ve evalidinden bir vakayı sadıkada görüyorum ki. Rüyayı sadıka, Rahmani. Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Ne olmuş dağ? Patlamış. Dağlar gibi parçaları, koca koca parçalar, dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim ana korkma. Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki, kim o mühim zat? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İcaz-ı Kur'an'ı beyan et. Allah Allah. Rüyada almış emri işte. Uyandım. Anladım ki bir büyük infilak olacak. Patlama olacak. O infilak ve enkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar yıkılacak. Kur'an'ı koruyacak etraftan bir şey kalmayacak. Kur'an'ı geçmiş dönemleri biraz geçersek, son 500-600 yıla bakarsak Kur'an'ı o döneme kadar koruyan ecdat olmuş, Osmanlı olmuş. Hakikat cihetinde koruyan, manasını koruyan, yaşantısını koruyan. Daha sonra Osmanlı'nın da o cihetlerde gücünü yitirmesiyle birçok şey anlamını yitirdiği gibi Kur'an bu cihette dıştan korumasız kalmış. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar yıkılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendini müdafaa edecek. Kendi içindeki elmas kılıçları bizzat çekecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek. İcazı onun çelik bir zırhı olacak. Kur'an'ın kendi beyanı, o beyanındaki mucizeleri Kur'an'ın kendisini müdafaa edecek diyor bak bak. Ve şu icazın bir nevini şu zamanda isharına
haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Madem icazı Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle oldu, elbette o icazın hesabına geçen ve onun reşahatı ve berekatın evinden olan hizmetimizdeki inayatı ishar etmek, icaza yardımdır ve ishar etmek gerektir. O yüzden Üstad Hazretleri rüyasını bize ishar etmiş. Bir gün bir zat var camide böyle hale pürmelal bir şekilde mahzun, her gece, her sabah birisi geliyor diyor efendi hayırdır senin bu halin? Başlıyor anlatmaya. Ben Abdülhamid'in komutanıydım diyor. Babamın vefatından sonra bölgede çiftlikler, evler, bağlar, bahçelerin bakımı bana düştü. Gittim Abdülhamid'in yanına defaatle. Sultanım azlet, bırak beni gideyim memlekete. Bir gittiğimde olmaz dedi. İki gittiğimde olmaz dedi. Üçüncüde bir şey demeden gözleriyle madem o kadar istiyorsun, bu kutsal vazifeyi böyle bırakacaksın. Tamam git dedi. Ben istifamı verdim memleketime. Babamdan kalan bağ bahçelere bakmaya gittim. Bir gece rüya gördüm. Resulullah aleyhissalatu vesselam yanında Abdülhamid Han ile bütün taburları geziyor. Taburun birini ise dağınık görüyor. Diyor Abdülhamid, nedir bu taburun hali? Bu neden dağınıktır? Efendim diyor, bu taburun bir komutanı vardı. Benden defalarca istifasını istedi. Yapma dedim, etme dedim, beni dinlemedi. En son ben onun istifasını kabul etmek zorunda kaldım. Taburun başı olmadığından dağınık halde kalmaktadır diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam cevap veriyor. Senin istifasını kabul ettiğinin istifasını ben de kabul ettim diyor. O gün bugündür hali pürmelalim budur diyor adam. Pecmurde bitmiş bir halde. İnsan hizmette, siperin en önünde, avcı hattında bu kadar önemli işleri varken bir adım geri atsa cinayet hükmüne geçer cinayet. Gerçekten bir düşünelim yani. Diyelim ki Çanakkale'deyiz. Siperin bir köşesinden tutmuşuz ve bizim altımıza tabur vermişler. Bir gün komutana gidip desek ki komutanım gitmem lazım. Hanım koltuk takımı istiyor. Annem bahçedeki domatesleri toplamamı istiyor. Babam diploma istiyor. Komutan ne der? O bıraktığım taburdaki arkadaşlarım ne der? İşte onlar ne derse ahirette Allahu Alem Efendimiz de öyle diyebilir aleyhissalatü vesselam. İmam Ebu Hanife bir gün bir rüya görür ve onu tabir ettirir. Kime? İbni Sirin. Tabiinin büyüklerinden birisi İbni Sirin. Özellikle rüya tabirleri noktasında da Allah ilim vermiş. Efendimiz aleyhisselamın mezarını kazıyordum. Ben mezarın içinden çıkanları avuç avuç dışarıya atıyordum. Nedir bunun tabiri İbni Sirin deyince? Sen Allah Resulü'nün sünnetinin bütün aleme yayılmasına vesile olacaksın der İmam Ebu Hanife'ye. Allah. Şimdi bu hangi rüyadır? Rüya-i Sadıka'dır. Allah Allah. İskilipli Atıf Hoca merhum. O kadar eziyet çektikten sonra bir gece rüyasında sabahlara kadar savunma hazırladıktan sonra bir gece gördüğü rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür. Ona şöyle hitap eder. Ey Atıf! Yoksa sen bizi özlemedin mi? Uyanır uyanmaz, yaptığı savunmasını yırtar ve kahramane bir şekilde idamına yürür. Şimdi bu nedir? Rüya-i Sadıka'dır. Allah Allah. Bir insan rüyada ben Efendimiz'i gördüm diyorsa kesin onu görmüş müdür? Suretini biliyor musun? O zaman nasıl anlayacaksın? Rüyada gördüğü suret hakikattir diyorsun. Şeyden mi? Şeyh Google'dan mı? Hazreti Google'dan mı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Rüyada beni gören gerçekten beni görmüştür. Şeytan benim suretime giremez diyor. Burada İmam Rabbani diyor ki o suretten murat kendi asli suretidir. Bu yüzden bir insanın rüyada Efendimiz'i gördüğünü bilmesi için şemail-i şerifi bilmesi lazımdır diyor. Efendimiz'in zahiri görünüşünü anlatan o ilim var. Omuzu nasıldı, kaşı nasıldı, saçı nasıldı. Adam rüya anlatıyor. Diyor Efendimiz'i gördüm. Nasıl gördün? Vallahi pala bıyığı vardı, saçı şöyleydi falan. Sen mahallenin bakkalını görmüşsün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil ki. O yüzden eksik kalıyor. Adam diyor birini gördüm. Beyaz saçlı, beyaz sakallı. Efendimiz Aleyhisselam'ın hiç beyaz sakalı olmamış ki. 10-15 tane beyaz düşmüş sakalına. Demek senin gördüğün beyaz sakallı Efendimiz Aleyhisselam değil. Ama bunun şöyle bir rahatlatıcı yanını söyleyelim. Ne olursa olsun rüyanın hükmü bağlayıcı değildir. Bu yüzden biri bir şeyleri yanlış, üzücü vesaire noktalarda görse de rüyanın bağlayıcı hükmü olmadığı için panik yapmasına gerek yoktur. 10 yaşında Ümmü Süleym'in
Efendimizin yanına getirip infak etmesiyle 10 yaşından 21 yaşına kadar kendisinin yanından bir an ayrılmamış bir sahabe efendimiz var. Enes bin Malik. Yine Enes bin Malik de Müksirun'dandır. Yani en çok hadis rivayet eden 7-8 sahabe efendimizden bir tanesidir. Enes bin Malik 70 yaşına geldiğinde şöyle diyecek. Resulullah'ın hanesine vardığım günden şimdiki yaşıma kadar onu rüyamda görmediğim tek bir gece bile olmadı diyecek. Neden böyle diyor biliyor musunuz? Çünkü rüya dediğimiz gündüz yaşadığının gece ikramıdır. Yani gündüz neyle meşgulsün? Sen hep onun sünnetiyle meşgulsün. Tabii ki de her gece onu göreceksin. Gündüz neyle meşgulsün? Dünyevi işlerle meşgulsün. Nasıl olacak da sen onu göreceksin? O kadar isterdim ki diyor, tekrar onun karşısına çıkıp ya Resulallah küçük hizmetkarın yanına geldi demeyi diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyada görmenin bir formülü var mıdır? Vardır. Şunu şu kadar şöyle okuyun, bunu bu kadar böyle okuyun gibi bir formül varsa da ben onu bilmiyorum. Ama şöyle bir formül biliyoruz. Hiçbir şeyi onun kadar sevmezsen elbet onunla gecelerde, rüyalarda buluşursun. Elbet başını okşamaktan geri durmaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir insan yata kalka salavat getirse, her dakika onu düşünse, yolda yürürken bile sanki böyle onunla yan yana yürüyormuş gibi hülyalara dalsa, hayal etse, dünyayı aynen böyle unutsa, gece onun bıraktığı sünnetin ızdırabıyla hayatına devam etmeye çalışsa, onun sünnetini devam ettirmeye gayret etse, sizce geceleri Efendimiz böyle ümmetinden birisini yalnız bırakır mı? Ama onun en büyük sünnetlerinden olan tebliği köşeye at, temsili köşeye at, böyle sünnetler içerisinde bana kolay gelen 2-3 tanesi hangisidir de onlardan da böyle bir güzel ortaya karışık yap. Ondan sonra da ben gece gündüz onu görmek istiyorum de. Nasıl olacak? Böyle aşk olur mu? Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ya Resulallah nefsimden sonra en çok seni seviyorum. Olmaz ya Ömer olmaz. Beni her şeyden çok sevmedikçe olmaz diyor. Olmaz. Ne olmaz? İman kemal olmaz. Böyle anamız babamız çocuğumuz evladımız iyadımız burnumuzda tütüyor. Ama o böyle anca sohbetlerde akla geliyor. Nasıl gece buluşacaksınız ki? Olur mu? Ne demiştik? Gündüz yaşadığının gece ikramıdır rüya. Sen gündüz onun sünnetine göre yaşarsan gece de onunla buluşacaksındır. Bildiğim formül budur. Benim için yıllardır teselli veren, çok kıymetli, yani hepsi birbirinden kıymetli de hani bazen kalbe dokunuyor ya, aynı öyle bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Kıyamet yaklaştıkça müminin rüyasından başka dostu kalmaz diyor. Niye öyle diyor? Ahir zamandasın ya. Allah aşkına menfaat olmadan dostluk ilişkisi kurabilen kaç insan görüyorsunuz? Fabrikan varsa varsın, fabrikan yoksa yoklar. Çekin varsa varlar, çekin yoksa yoklar. Araban varsa varlar, araban yoksa yoklar. Tanıdığın varsa varlar, tanıdığın yoksa yoklar. Gönlünü yapıyorsan, hoş ediyorsan varlar, gönlünü hoş etmiyorsan yoklar. Şimdi burada bu örneklerin hiçbirisinde Allah'ın rızası yok ki. Müminin çok yalnız kaldığı, garip kaldığı bir asırdayız. O yüzden hadiste diyor, Tuğba lil gureba, müjdeler olsun o gariplere diyor. Böyle bir asırda yalnızların en büyük tesellicilerinden bir tanesi de rüyayı sadıkadır. Eğer toprağın kuvve-i imbatiyesi varsa, filiz verme özelliği varsa yağmur bir şey ifade eder. Yerinde duran kayaya sabah akşam yağsa da yağmur bir şey ifade etmez. İnşallah kalbimizin kuvve-i imbatiyesi vardır. Kaya gibi taşlaşmamıştır da şu dersler kalbimize bir şeyler ifade eder. Uyku için ölümün küçük kardeşi diyorlar bilir misiniz? O zaman şöyle bir tasvir edecek olursak. Nasıl? O gördüğümüz rüyaların yatakla alakası yok. Kabrin de o toprakla alakası yok değil mi? Öyle bir diyara yolculuk var. Devam, devam, devam. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Mesela.